Bu video, öğrenci yurdunda kalan bir grup kız öğrenciye musallat olan Ammar cinlerinin hikayesini anlatmaktadır. Şimdi, Aysel R'nin başından geçen yaşanmış bir olaya tanıklık ediyoruz. Yer, Antalya, Konyaaltı. Aysel R, o zamanlar 23 yaşında olan bir üniversite öğrencisi. Yurttaki odamızda 4 kız arkadaş kalıyorduk. Aramız çok iyiydi. Yurdun dışında da birlikte vakit geçirmeye özen gösteriyorduk. Akşamları da hep birlikte odamızda oluyorduk. Ancak o dönem yaşadıklarımızı ise hiçbir zaman unutamadık diyerek sözlerine başlıyor Aysel R. Yıl 2014. Okuldaki 3. yılımdı. Çok başarılı olmasam da orta halli bir öğrenci olarak elimden geleni yapıyordum. Yurt ve okul arasında geçen bir yaşantım vardı. Okulda olduğum süreler dışında neredeyse tamamen yurtta bulunuyordum. Bunun en büyük sebebi ise yurttaki oda arkadaşlarımdı. Şeyma, Rezzan ve Pınar. O kadar düzeyli bir arkadaşlık içindeydik ki eğlenmeyi de, çalışmayı da iyi biliyorduk. Bir sabah uyanmış, yurdun yemekhanesine kahvaltı yapmaya inmiştik. Olağan sabahlardan biriydi. Kahvaltımızı ederken bir yandan da sohbet ediyorduk. Sonra Rezzan bir dedikodu anlatmaya başladı. Bazı arkadaşlarından duyduğuna göre bu yurdun eskiden otel olduğunu ve o zamandan beri buraya dadanan ruhların bulunduğunu söyledi. Ben oldum olası böyle hikayelerden çok korkardım. O nedenle Rezzan'dan bunları anlatmamasını istedim. Ama Şeyma ile Pınar konunun detaylarını merak ettiklerini söyleyerek devam etmesini istediler. Rezzan anlatmaya devam etti. Burada kalan pek çok öğrenci tuhaf olaylara şahit oluyormuş. Kimileri gün içinde banyo ve tuvaletlerde erkek silüetleri görüyor, kimileri de geceleri tuhaf sesler duyuyormuş. O anda Pınar söze atıldı. Ben ruh çağırmayı biliyorum. İsterseniz odada hep birlikte çağıralım dedi. Şeyma ve Rezzan da heyecanlanarak kabul ettiler. Ben çok korktuğum için benim odada olmadığım bir zamanda yapın dedim ama korkacak bir şey olmadığına ve eğlenmek için bunu yaptıklarına beni ikna ettiler. Hemen orada sözleştik. Okuldan döndükten sonra odada buluşup hazırlık yapacaktık ve geceleyin yurttaki herkes yattıktan sonra ruh çağıracaktık. O gün okuldan yurda döndükten sonra içimde bir sıkıntı vardı. Bizim kızlar Pınar'ın direktifleriyle tahta, kağıtlar ve bazı malzemeler hazırlıyorlardı ama ben çok korkuyordum ve sadece onları izliyordum. Bir süre sonra Şeyma yanıma gelip ne olduğunu sordu. Çok korktuğumu ve bunu yapmamamız gerektiğini söyledim. Gülümseyerek ruh diye bir şey yoktur, birazcık eğleneceğiz işte. Hadi somurtma da bize yardım et diyerek beni de hazırlığın içine soktu. Büyük bir tahta parçasının üzerine alfabedeki yazıları yazdık, sonra da numaraları ekledik. Geniş bir çuhanın içine birkaç kağıt parçası koparıp attık ve son olarak Rezzan'ın boynundaki muskayı tahtanın üzerine koyduk. Pınar, bunların bir ritüel olduğunu ve yapmazsak ruhların gelmeyeceğini söylüyordu. Ben de inşallah gelmezler diye dua ediyordum içimde. Saatler geçti, hava iyice kararmıştı. Yurttaki sesler de iyice azalmıştı. Biz tüm hazırlığımızı yapmış, kattaki herkesin odasına çekildiğinden emin olmak için bekliyorduk. Çok geçmeden koridordaki sesler de kesilmişti. Hepimiz Pınar'a bakıyorduk. O da vaktin geldiğini söyledi ve ruh çağırma seansına başladık. Pınar dualar okuyarak çuhadan kağıtlar çıkarıp tahtanın üzerine atıyordu. Rezzan ve Şeyma da ona bakıp kıs kıs gülüyordu. Ey ruh, geldiysen 3 kere tahtaya vur. Ey ruh, geldiysen kağıtları hareket ettir. Ey ruh, geldiysen muskayı hareket ettir. Yaklaşık 3 saat bu şekilde geçmişti. Başlarda kızlar eğleniyordu ama sonradan öyle sıkıldılar ki
Tahtayı ve kağıtları bile toplamadan herkes yatağına döndü. Kısa bir süre içinde hepimiz uykuya daldık. Ertesi sabah kahvaltıya inerken gülüşerek bu mantıksız fikrin kimden çıktığını tartışıyorlardı. Ben boşu boşuna korkmuştum, onlar da durduk yere sıkılmışlardı. Bir daha bu mevzuyu açmayalım dedim, onlar da kabul ettiler. Konu kapanmıştı. Birkaç gün sonra bu mevzu tamamen unutulmuştu. Yine günlerimiz sıradan bir şekilde geçmeye devam ediyordu. Okuldan yorgun argın geldiğim günlerden birinde kitaplarımı masanın üzerine bırakarak doğruca yatağa yattım. Öylesine derin ve uzun uyumuşum ki kalktığımda gece saat 2'ydi. Kızlar da uyuyordu haliyle. Sıkıştığımı fark edip tuvalete gittim. Saat çok geçti ve sabah dersim vardı. O nedenle yatağa girip biraz kulaklıkla müzik dinler, birkaç saat daha dinlenirim diye düşündüm. Tuvaletten çıkıp odanın içine döndüğümde ise gördüğüm şey karşısında donup kalmıştım. Rezzan'ın yatağının ucunda birkaç adam duruyor, Rezzan'a doğru eğilip elleriyle tuhaf hareketler yapıyorlardı. Karanlık olduğu için adamların kim olduğunu ve ne yapmaya çalıştığını seçemiyordum. Hemen arkamı dönüp odanın girişine gittim ve ışığı yaktım. Tekrar döndüğümde ise ortadan kaybolmuşlardı. Odada bizden başka kimse yoktu. Ben ışığı yakınca Şeyma uyanmıştı. "Işığı kapat, uyuyoruz burada," dedi. Pardon diyerek ışığı kapattım ama hala korkudan kalbim gümbür gümbür atıyordu. Hızlıca yatağıma döndüm ve yorganı kafama çektim. Telefondan slow bir müzik açıp kulaklığı taktım. Sakinleşmeye çalışıyordum ama gördüklerim gözümün önüne geldikçe ürperiyordu. Sabahı zor etmişti. Sabah olduğunda önce Pınar'ın sesini duydum. "Kızlar kalkın hadi, kahvaltıya inelim," diye seslendi. Ben yorganı başımdan indirip etrafıma baktım. Şeyma da yavaş yavaş yatağından doğruluyordu. Ama Rezzan'dan hiç tepki yoktu. O da benim gibi yorganı başına geçirip uyurdu. Yataktan kalktım ve yavaş adımlarla Rezzan'ın yatağının yanına gittim. Hafifçe yorganı çektim, baktım. Ağzı tamamen açık, gözleri ise yukarı bakıyordu. Yorganı tamamen kaldırdım. Vücudu kas katı kesilmişti, hiç hareket etmiyordu. "Kızlar!" diye bağırdım. Şeyma ve Pınar hemen koşup geldiler. Rezzan'ı o halde görünce sarsıp kaldırmaya çalıştık ama olmuyordu. Hemen ambulansı aradık ve yurt görevlilerine haber verdik. Sağlık görevlileri 15-20 dakika içinde gelip Rezzan'ı hastaneye kaldırmışlardı. Biz de peşinden hastaneye gittik tabii. Serum bağlayıp sakinleştirici yapmışlardı ama Rezzan hala aynı şekilde kas katı duruyordu. Ne yapacağımızı bilemiyorduk. Birkaç saat sonra doktorlar bazı tetkikler yapmak için Rezzan'ın bir süre daha hastanede kalmasına karar verdiler. Biz de çaresiz yurda döndük. Hepimiz üzgün bir şekilde hiç konuşmadan yurttaki odamızda oturuyorduk. Ben istemsizce söze girdim ve kızlara dün gece Rezzan'ın yatağının yanında gördüğüm adamlardan bahsettim. İkisinin de gözlerindeki korkuyu görebiliyordum. Dakikalar böyle geçmişti ve yine sessiz bir şekilde otururken duvara monteli olan kıyafet dolaplarından biri büyük bir gümbürtüyle Rezzan'ın yatağına düşmüştü. Korkudan ödümüz kopmuştu ve çığlık çığlığa odadan dışarı fırladık. Koridorda oradan oraya koşturuyor ve bağırıyordu. Hiç kimse ne olduğunu anlamadan bize bakıyordu. Koştururken yan odada kalan arkadaşım Halime'ye çarpıp düştüm. Beni yerden kaldırdı, çantasından su çıkarıp bana içirdi. Koluma girdi ve beni sakinleştirdi. Halime ve bizim kızlarla birlikte korka korka odamıza geri dönmüştük. Halime ilahiyat fakültesinde okuyordu. Sessiz, sakin ve iyi bir kızdı. Pek muhabbetimiz yoktu ama arada bir havadan sudan konuşur, sohbet ederdik. Düşen dolabı yatağın üzerinden kaldırmamıza yardım ederken olanları Halime'ye de anlattık. Soğukkanlı ve dikkatli bir şekilde bizi dinleyen Halime, ayin esnasında Rezzan'a ait olan bir malzeme kullanıp kullanmadığımızı sordu. Rezzan'ın muskasını kullanmıştık. Hemen onu aramaya koyulduk. Odanın içinde her yere baktık ama bulamıyorduk. Yer yarılıp içine girmişti sanki. Halime ise o muskayı mutlaka bulmamız gerektiğini, hepimizin tehlikede olduğunu söylüyordu.
Aramaya devam ederken bir anda odanın kapısı ve pencereler sert bir şekilde açılıp kapanmaya başladı. Kabus gibiydi. Yine odadan dışarı çıkmak için kapıya koştuk ama Halime bizi durdurdu. Muska'yı bulmamızı istemiyorlar. Onun için bizi korkutmaya çalışıyorlar. Aramaya devam etmeliyiz dedi. Korka korka Muska'yı aramaya devam ettik. Dakikalar sonra Pınar'ın kitaplığındaki kitaplar üzerimize doğru sertçe gelmeye başladı. Sanki birisi kitapları alıp üzerimize fırlatıyordu ama ortada kimse yoktu. Odanın ve banyonun ışıkları kendi kendine açılıp kapanıyor, kapılar ve pencereler çarpmaya devam ediyordu. Birkaç saat böyle geçtikten sonra Rezzan'ın ayakkabılarından birinin içinde Muska'yı bulmuştuk. Oraya nasıl girdiğini hiçbirimiz anlam verememiştik. Halime Muska'yı açtı, okudu. Bu bir koruma duası dedi. Ne yapacağımızı sorduk. Rezzan'ın kaldığı hastaneyi sordu ve apar topar yurttan ayrılıp hastaneye gittik. Halime, Rezzan'ın kaldığı odaya girip Muska'yı tekrar boynuna takmamız gerektiğini söylemişti. Şeyma ise bu işe gönüllü oldu. Rezzan'ın kaldığı odaya girip Muska'yı boynuna taktı ve dışarı çıktı. Hepimiz hastane koridorunda korkudan dip dibe oturuyorduk. Sonra aramızda kararlaştırdık. Bütün gece hastanede bekleyecektik. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar oturduk ama sonrasında hepimiz oturaklarda uyuyakalmışız. Gözlerimi açtığımda sabah olmuştu. Çok geçmeden birkaç doktoru Rezzan'ın bulunduğu odaya girerken gördüm. Hemen kızları uyandırdım. Bir şeyler oluyor galiba dedim. Biraz sonra doktorlar Rezzan'ın odasından çıktılar ve geçmiş olsun, arkadaşınız iyi durumda dediler. Sevinçten birbirimize sarıldık ve hemen Rezzan'ın yanına koştuk. Gerçekten de iyi görünüyordu. Bir şeyler hatırlayıp hatırlamadığını sorduk. O da bize çok uzun bir rüya gördüğünü, rüyasında birkaç adamla tanıştığını ve onlarla birlikte içkiler içip eğlendiğini anlattı. Halime hemen söze girerek seni kendi alemlerine çekmişler. Bu rüya değil dedi. Bu sözlerden sonra hepimiz Halime'ye bakıyorduk. Anlatmaya başladı. Ammar cinleri genellikle evlerin içinde insanların kalabalık olduğu ortamlarda yaşarlarmış. Rahatsız edilmedikleri sürece görünmezlermiş ama rahatsız edildiklerinde de musallat olurlarmış. Amaçları Allah'ın adını zikrettirmemek ve insanları harama davet etmekmiş. Musallat oldukları kişileri de kendi alemlerine çağırıp orada tutsak ederlermiş. Ben bunları duyduktan sonra ruh çağırma seansı sırasında Rezzan'ın muskasını kullandığımızı hatırlamıştım. Bu sebeple ona musallat olmuşlardı tabii. Ruh çağırmak için yaptığımız onca ritüel bu cinleri rahatsız etmişti belli ki. Aradan yıllar geçti. Rezzan iyileşmişti ama ben o kadar korkmuştum ki yurttan ayrılarak eve çıkmıştım. O yaşadıklarımdan sonra da bir daha asla bu varlıkları rahatsız etmeyeceğime yemin ettim diyerek sözlerine son veriyor. Aysel R. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.